Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün günlük makyaj rutinimi anlatacağım. Aslında benim bir tane günlük makyaj rutinim yok diyebiliriz. Yani renkleri ve teknikleri karıştırmayı seviyorum. Günlük hayatta hani pembe fardı sürebiliyorum. Öyle bir dediğim gibi spesifik bir şey yok. Ama en çok kullandığım ve uygulaması en kolay olanı anlatacağım bugün. Tamam, başlayalım. Bu arada başıma bugün bayağı şeyler geldi videoyu çekerken. Önce videoyu çektim aslında. Ben bu videoyu daha önceden çektim. Makyajı bitirdim. Sonra baktım otomatik video kaydı durdurulmuş. Hadi onu düzelttim, devam ettim. Bu sefer kart doldu ve her şey baştan gitti. Ben de bu sefer makyajı tamamen sildim. Tekrar şimdi yine yapacağım bir gün içerisinde. Mağdurum. Yapacak bir şey yok. Yine yapacağız. Hatta biraz makyaj kalıntısı da kalmış olabilir. Bir de cildimin şu an çok iyi olmadığı bir dönem aslında. Ama yine de video çekeceğiz dedik. Yapacak bir şey yok. O zaman başlayalım. Hatta ben bu videoyu durdurup çekeceğim. O yüzden biraz montajlamak da sıkıntı olacak. Roche'nin bu hassas ciltler için olan nemlendiricisini kullanacağım. Cildim çok hassas ve alerjik bir cilt. Hatta eğer takip edeniniz varsa şu anda belki de belli de oluyordur. Daha önceden cildim, daha doğrusu göz altlarım alerjik bir tepki verdi. Artık makyajımı neye verdi bilmiyorum. Biraz çok kusurdum sanki. Hala daha biraz kötü durumda, tam iyileşmiş durumda değil ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ben nemlendirici sürdüğüm zaman üstüne ekstra baz uygulamak istemiyorum. Bana göre gerekli bir şey değil yani. Çok, bu sefer de çok katman katmanmış gibi geliyor. Her ne kadar nemlendirici ve baz olsa da yani benim için sadece nemlendirici şu an yeterli. Clinique'in bu Even Better Glow fondötenini kullanacağım. Netlerse eğer. Evet. Kapatıcılığı çok iyi bir fondöten değil ama eşitlemesi güzel olan bir fondöten. Daha sonra L'Oreal'in bu Modern Concealer'ını kullanacağım. Ben bunu aslında bayağıdır kullanıyorum. O yüzden biraz dışı ölmüş olabilir. Ama güzel bir kapatıcı. Beğeniyorum ya. Aslında bayağı yoğun bir kapatıcı. NYX'in Saçını Öğüt Ol paletini kullanacağım. Bu bayağı güzel. Bunda hem simdi renkler var, hem mat renkler var. Hem allık var, hem kontür var. Güzel bence, ben bayağı sevdim bu paleti. Kullanışlı. Peki ben bundan hangilerini kullanacağım? Şöyle göstereyim. Şu iki kahverengi tonunu kullanacağım. Biraz yandan bakıyorum. Önce daha açık olan kahverengiyle yukarı doğru başlıyorum. Biraz yoğun olmuşum. Dağıtıyorum. Çünkü bayağı yoğun olmuşum. Sonra koyu olan farla göz çizgime ve şu kısmı biraz geçiyorum ve dağıtıyorum.
Daha sonrasında şurada harika bir pembe beş tonu var. Bununla bunu karıştıracağım çünkü çok pembe olmasını da istemiyorum. Ben genelde gold tonlarına makyaj yapmayı seviyorum. Ve günlük hayatta da aman sivri makyaj yapmayayım diye bir şeyim de yok. Sivri makyaj yapmayı seviyorum. Zaten ismimin anlamı parlak, süslü ve renkli demek. Daha iyi bir isim koyamazmış dedem yani. Şöyle göz çizgisinden geçiyorum. Şimdi rimel faslına geçiyoruz. Rimel için de bu L'Oreal'in Unlimited maskarasını kullanıyorum. Söyledim mi? Evet, netledim. Aslında bu paletin bu kadar yeni olmasının sebebi ben normalde farklı makyaj ürünlerini kullanıyorum. Ama şimdi dedim ki böyle YouTube'da ilk makyaj videom falan. Yani dedim size öyle eski böyle pis makyaj malzemesi çıkarmak pis dediğim yani artık bulaşıyorlar ya. Dedim onları çıkarmak isterim dedim hepsini dedim yeni alayım. Dedim ama yeni yeni böyle dedim temiz temiz dursunlar. O yüzden. Ama bu yeni değil tabii. Bu arada ben normalde alta da sürüyorum. Ama son 1-2 aydır sadece üste sürüyorum. Çünkü altı sürdüğüm zaman benim göz altlarıma sürekli bulaşıyor. Ve daha yorgun bir görüntüye sebep oluyor. Gözümü böyle yapacağım. Şey söyleyeceğim. Kalem sürmeyi unuttum. Neyse rimelden sonra da süreriz bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Bu arada ben kirpik kıvırıcı da kullanmayı sevmiyorum. Bilmiyorum bana çok etkisi varmış gibi gelmiyor. O yüzden ben kirpiklerim kururken parmaklarımla kaldırarak o etkiyi vermeye çalışıyorum. Birazdan onu yapacağım ama şimdi çok ıslak oldukları için kaş boyamaya geçelim istiyorum. Bu Wet n Wild'ın Brow Kit'ini kullanacağım. Normalde daha ucu kesik fırçalar kullanılıyor kaş için ama ben böyle daha ucu dağınık fırçalar kullanmayı seviyorum çünkü daha doğal bir görünüm elde edebiliyorum böyle. Kirpiklerim kurumaya başladı o yüzden şunu yapacağım. Şimdi kaşlarımı tarayacağım. Sephora'nın bu brow jelini kullanacağım. Yukarıya doğru sarıyorum. İki damlık kaşlarım o da ya. Kaşımı 6 ayda bir falan alıyorum herhalde. Şimdi sürmeyi unuttuğumuz kalemi bulursam eğer. Şimdi sürmeyi unuttuğumuz kalemi süreceğiz. The Balm'ın Mr. White kalemini kullanacağım. Benim makyajımın en önemli noktası üst kirpiklerimin dibine kalem uygulamam ama içine şöyle. Ne kadar fark ediyor? Bakar mısınız? Bayağı fark ediyor. Ve şimdi çok hafif yanlardan da uygulayacağım. Sadece hafif çekik göstermek için.
Şunu da saçacağım. Rimelle de yapılabiliyormuş. Hem de daha kolaymış. Birazcık daha uzun tatlı. Evet. Ben yarım eyeliner, yarım kalem uygulamalarını daha çok seviyorum. Gözleri daha büyük ve daha çekik gösteriyor ve daha doğal duruyor. Yani ağır makyaj hissinden kurtulmuş oluyorsunuz böylece. Ve bazen acelem oluyor ve kalem uygulamak istemiyorum. Siyah farla da ince bir fırçayla hemen şöyle geçtiğim zaman daha kolay bir uygulama oluyor. Hem daha buğulu bir görünme elde etmiş oluyorsunuz. Ama kalem tabii favori. Vaktim olduğunda kalem uyguluyorum. Daha keskin bir görüntü oluyor. Şu an tersime geldi yalnız. Burada uygulamadığım için ve biraz ışık da garip geliyor açıkçası. Normalde bu ışıkta makyaj yapmadığım için biraz garip. Neyse oldu sanırım. Yine paletimize geri dönüyoruz. Şuradaki sarıyla şuradaki beyazı karıştıracağım. Bu da benim makyajım olmazsa olmazı. Şu göz pınarlarıma uygulayacağım. Bu arada tırnaklarımdan bahsetmek istiyorum. Ben Gucci tırnak yaptırmadım arkadaşlar. Şöyle oldu. Sonbahar geldiği için dedim sonbahar renklerini uygulayayım. Turuncu ile yeşili çok beğenmiştim. Daha önceden de turuncuyla grisini bunu başka bir yerde görmüştüm internette. Çok beğenmiştim dedim. Geçen seferki de böyle kırmızı taşlı tuşlu kalpli bir şeydi. Dedim çok şey ne denir? Prensesimsi. Çok kokoş. Bu sefer dedim daha minimalistik bir şey olsun. Da tabii kaş altımı da uyguluyorum. Bir yandan onu da söyleyeyim. Dedim daha minimalistik bir şey olsun. Ama grisini beğenmedim. Dedim yani, yeşil, turuncu birbirine yakışan renkler sonbahar renkleri olsun dedim. O yüzden böyle yaptırdım. Gucci ile bir alakası yok. Ve insanlar söyleseye kadar bunu fark etmemiştim. Zaten Gucci kırmızı kullanıyor yani. Bu turuncu. Lütfen karıştırmayalım. Dağıtıyorum ki buradaki geçiş çok belli olmasın. Altına güzel görsün. Şimdi ne yapalım? Kontür yapalım. Benim aslında başka bir kontür paletim var. Ama bu sefer bu NYX'inkini kullanmak istiyorum. Rengi güzel, hoşuma gitti. Aslında size söylemem gerekirse bu palet varken benim kaş kiti de kullanmama gerek yok. Çünkü genelde kontür yaptığım şeyleri kaşıma da uygulayabilirim. Çünkü açık renkler oluyor, sıkıntı olmuyor. Highlighter'ı da far olarak kullanabilirim. Bir dahakine şey yapayım. Az ürünle makyaj yapmak. Tamam. Ben fırçalardaki fazla üründen kurtulmak için üflüyorum. Bazıları vuruyor, bazıları şöyle yapıyor falan. Ama bence üflemek daha kolay. Hatta biraz şuraları da fırçada kalanla geçeceğim. Şimdi tekrar L'Oreal'in Bloom Orlan Concealer'ını yapıyorum. Göz hatlarım bayağı kötü durumda yani. Bir türlü iyileşmedi.
Nedense bana bunun kokusu çok güzel geliyor. Aslında öyle bir kokusu falan yok ama çok hani böyle eski rujlardaki bir koku olur. Onu da çok seversin ya. Böyle kokmuyor ama böyle bir makyaj malzemesi gibi kokuyor. Nasıl anlatayım bilemedim. Bir değişik benim herhalde bu konuda. Burun kenarıma da getirerek uyguluyorum. Yuroşe'nin bu pudrasını kullanacağım. Çok yumuşak bir dokuya sahip. L'Oreal'in bu lip blush'ını kullanacağım. Çok güzel bir tonu var, böyle pembeyle şeftali karışık. Ya, beğendim. Ben halı yoğun uygulamayı seviyorum çünkü aydınlatıcı sürdüğümde onun rengi biraz daha gidiyormuş gibi geliyor. O yüzden şimdi canlı görüyor. Şuraya da çok hafif geçelim. Şuraya çok hafif geçelim. Yumuşatma saçlarını. Şuraya da geçeyim. Gelelim highlighter kısmına. En sevdiğim. Sephora'nın bu highlighter'ını kullanacağım. Benim için bayağı güzel çünkü dediğim gibi ben gold tonlarını daha çok kullanıyorum, daha çok seviyorum. Şöyle damızın üstüne de geçelim. MAC'in bu rujunu kullanacağım. Liquid Matte Rouge. Bu benim en çok kullandığım ruj. Bayağı seviyorum. Ben kalem uygulamıyorum. Bence gerek yok. Kalem uygulamayı sevmiyorum. Sanki dudağım daha da büyütecekmiş gibi geliyor ve daha çok büyütmesin lütfen. Lütfen daha çok büyütmesin. Gerçi içten uygularsam daha küçültür, daha iyi olur aslında. İyi böyle ya. Bu ruju bana arkadaşım doğum gününde almıştı. Bana böyle hep güzel doğum günü hediyeler alın. 5 Haziran. İkizler. Harika bir ürün. Ve söylemeden tabii ki geçmeyeceğim. Arnavut. Ve son olarak L'Oreal Paris'in Shake and Glow. Çatlatıyoruz. Evet. Makyajım bitti. Videonun da sonuna geldik. İkinci videomu da başarıyla çektim ve tamamladım. Olacak sanki bu iş ya. Bilemiyorum. Bakalım. Aslında ben YouTube'a vazgeçtim. Belki dedim sonra bunu soru cevap falan yaparsam anlatırım ya da ne bileyim YouTube'a nasıl başladım, hangi ekipmanları kullandım diye video çekecek olursam falan anlatırım. İşte. Öyle yani. Kullandığım ürünler bunlar. Yaptığım makyaj bu. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.